Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim, güzel ailem. Şimdi size şey anlatacağım, bu gördüğünüz Sultanit Tesbihi anlatacağım. Bir kardeşimiz devamlı istek olarak Sultanit Tesbihi, Sultanit Tesbihi olarak istediği için biraz da merak olduğu için bu tesbihi anlatmaya karar verdim bugün. Yeni bir video atayım dedim. Hem testini yapalım hem de bakalım hani orijinal Sultanit mi değil mi onu bir öğrenelim. Öncelikle Birkaç şey söylemek istiyorum bu tespihi tanıtmadan önce. Şu an yani bugün sadece tek tespih tanıtacağım. Zulten tanıtacağım. Nereden çıktığını, orijinal midir, değil midir, piyasadaki fiyatları bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Ama daha doğrusu hani diğer türlü şu an rahatsız olduğum bir konu var. Rahatsız olduğum konu nedir? Tabii YouTube üzerinden bana mesaj atmanızı ben kendim istiyorum. Instagram adresimi kendim veriyorum. Yani kimi zaman Instagram adresimden telefon numaramı da veriyorum sizlere. Şöyle bir şey var hani bu bildiğiniz kul hakkıdır, nasıl kul hakkıdır? Şimdi ben mesela bilgi almanız için bu telefon numarasını ve WhatsApp'ı yani Instagram'ımı verirken sizler bana boş muhabbet de yapabiliyorsunuz. Hani bu demek boş muhabbet demek ben size cevap verirken diğer arkadaşımıza cevap veremiyorum. Çünkü gün içerisinde ortalama 20-30 kişiye yakın yazıyor bana. E doğal olarak hepsine yetişmeye çalışıyorum, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Şu an bana diyemez ki kimse bana cevap vermiyor hani. Kimse diyemez onu bana cevap vermedi ben mesaj attım cevap vermedi diyemez. Çünkü herkes elimden geldiğince yetişiyorum. O yüzden hani diğer arkadaşlarımıza da cevap hakkı da olsun diğer arkadaşlarımızla da cevap verebilelim diye. Lütfen hani boş muhabbet yapmayalım. Nasıl boş muhabbetten kastım? Şunu söyleyeyim adam mesela benim 15-20 liraya aldığım tespihi adam bana zorla 200-250 lira gibi rakama satmaya çalışıyor. Ben bunu almayınca da kötü oluyorum. Köfür hakaret deyip engelleniyorum. Bunu belirteyim. Arkadaşlar ben hiçbirinizden tespih almak zorunda değilim. Hiçbiriniz de benden tespih almak zorunda değilsiniz. Bunu belirteyim. Şöyle bir tekrardan videoma geçeyim diyeyim. Hani... Şimdi zultar dediğimiz şey Muğla Milas'ın Muğla Milas ilçesinde bulunan değerli bir taş işlenmesi çok zor olan bir taş. İşlenirken genellikle çok çabuk yani çok çabuk kırılan bir taş. Ortalama gramı da 200 lirayla 600 lira arası değişiyor. Bunu belirteyim. Şimdi gramı 200 lira ile 600 lira arası değişen bir tespihin şu kadarcık bir hali ortalama 40-45 gram tespih nasıl olur da 200 liraya ya da 60 liraya 70 liraya satılabilir? İnternette görüyorum. Birkaç Facebook mezatlarında görüyorum. Birkaç Instagram sayfalarında görüyorum. Orijinal Zultanit diyorlar. 200 lira, 150 lira, 300 lira gibi rakam biçiyorlar. Orijinal Zultanit YouTube'da araştırırsanız birkaç tane tespit koleksiyonunda koleksiyonellerinde var. Şimdi ben araştırdım onları gördüm. Gerçekten orijinal adamın ortalama 5 bin lira 6 bin lira gibi rakam vermiş. Orijinal Zultanit'i almış hatta belgelendirilmiş. Zultanit'i değerli yapan ne? Doğal taş. Ha, bir faydası var mı ya da zararı var mı onu tam olarak bilgim yok. Hani Kuka gibi ya da doğal taşlar gibi açık gibi falan hani bir zararı ya da faydası var mı onları tam olarak bilemiyorum. Onlar için detaylı bir araştırmaya girmek gerekir. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunuyor. Bunu zamanında köylüler buluyor. Hani işlenmesi çok zor bir taş. Hani alıp da normal plastik gibi ya da Kuka gibi tornada çok rahat bir şekilde işlenebilecek taş değil. Sulu hani su ile işliyorlar bunu. Ve işlenmesi gerçekten olduğunca zor. Yani şöyle düşünün gramı 200 lirayken bir habbesi kırıldığında bir habbesi ortalama 1 grama yakın denk geliyor. 1 grama denk gelmese 700, yani 700 şeye kadar denk geliyor. E doğal olarak kırıldığı zaman ortalama 200 lira gibi bir kayıp olmuş oluyor. O yüzden ustalar bunun işçiliğini falan da kattığı zaman ortalama gramı 250-300 lira gibi bir rakama geliyor. Yani onu hesap edersek ortalama 10 gram dersek 2000 lira gibi bir rakama geliyor. 10 gramda zultanit yok zaten. Bir bakıyorum internette full gümüşlü, ağır gümüşlü. Şuraları falan full ağır gümüşlü olan Zultanit ortalama 200 lira. Nasıl oluyor da 200 lira oluyor? Yani ben önerir miyim Zultanit almanızı? Zultanit hani piyasada geçen Zultanitler. Şimdi bendeki Zultanit de orijinal değil. Orijinal değil. Benzetme. Ha, yani 7 renk alıyor mu? 7 renk alıyor. Onu belirteyim. Testini yaptık. Farklı farklı ışıklarda testlerini yaptık. Kırmızı oluyor, yeşil oluyor, mor oluyor. Ondan sonra daha farklı farklı renkleri alıyor. Mesela bunu test amaçlı gün ışığında dışarıda dolaşarak, gölgeye girerek, güneşe çıkarak bunları belirtebilirsiniz. Sarı ışığa, mavi ışığa, farklı farklı ışıklara girip de bunları kontrol edebilirsiniz. Şimdi burada belirtmek istediğim şeylerden biri zultanit alınır mı? Şimdi bana o soruluyor. Abi Zultanit alalım mı? Zultanit şu an piyasada 60 liraya kadar düştü fiyatları. 60-70 liraya kadar düştü. Tabi koleksiyonunuzda birer tane olsun isterim. Çekimi güzel mi? Değil. İpi çok çabuk kesiyor. Çekimi de o kadar güzel değil. Sonuçta doğal taş. Doğal taşların hepsi ipi kesiyor. Zaten Zultanit olarak imamesini bulamazsınız. İmamesi her seferinde ya gümüştür ya alpakadır. Bendeki de böyle şöyle gümüş sarı kaplama bir sarı kaplama yapmışlar ama 925 e er gümüş aldığım yeri biliyorum çünkü bunu yüzlükle beraber kombin olarak almıştım bunun zamanında bunun kazığına ben de oturdum diyebilirim 250 lira gibi bir rakam verdim buna 250 lira gibi bir ücret verdim sizlere tavsiyem bir tane alın fazlaya kaçmayın zulteni olarak 5-6 tane 10 tane falan koleksiyonunuzda olmasın. Yani benim de yok çünkü koleksiyonda 5-10 tane. Bir tane var. Bunun yerine daha farklı şeyler alabilirim. Ve çok güzel video fikirleri veriyorsunuz. Onu da belirteyim. Şu ara çekeyim bir başta şunu bir. Hani kırılacak diye de sallanmıyor. Yanlış yani ben tesisten sallamayı sevmiyorum ama ara sıra böyle ele, ele oturduğu zaman tak tak at, atıyor böyle elim. Alışmış artık. İşte o yüzden kırılacak diye de öyle şeylerde öyle bir serserilikler de yapamıyorum. Yani çekime hamuru çok güzel ama koleksiyonunuza yakışacak bir ürün değil. Niye yakışacak bir ürün değil? Çünkü orijinal ürün değil. Şimdi hani diyeceksin ki abi orijinal ürün değil ama sen Osmanlı benzetmesi falan niye alıyorsun o zaman? Osmanlı benzetmesinin çekimi de güzel. Yani Osmanlı benzetmesini zaten 20-30 tane almıyorum. Birkaç tane alıyorum. Ben genellikle farklı farklı renkleri özen gösteriyorum. Bu ara biraz daha ağaç ve farklı tespih ürünlerine geçeceğiz. Allah razı olsun. Çok güzel fikirler veriyorsunuz yorumlarda. Bunu yorumlarda tekrardan belirtirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz video bu kadar. Zultanik'ten o kadar anlatılacak ahım şahım bir olayı yok. Benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.